Azerbaycan ordusu adım adım Dağlık Karabağ'a doğru ilerliyor. 30 yıllık hasretin sonuna doğru geliniyor. Büyük mücadele veriyor cephede askerler. Yüzden fazla yerleşim alanı Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Cephede büyük bir mücadele var. Tabi Azerbaycanlılar da tek yürek oldu. Askere, orduya çok büyük destek veriyor. Azerbaycan'da gerçekten büyük bir birlik, beraberlik var. Bakın şimdi çok özel bir yerdeyiz. Burası Asan Hizmet Merkezi. Ve askere mektup projesinden bahsedeceğiz size. Azerbaycan halkı cephedeki askerlere mektup yazıp gönderiyorlar. Bakın bir beyefendi burada askere mektup köşesine oturdu. Orada cephede mücadele veren Azerbaycan askerlerine mektup yazıyor. Duygularını, düşüncelerini anlatıyor. Bu mektubu yazdıktan sonra da işte buradaki, bakın, askere mektup kutusuna atıyorlar. Asan Hizmet Merkezi'ndeki yetkililer de bu kutuları cepheye ulaştırıyorlar. Elnur Bey yanımızda. Bu projenin sorumlularından kendisi. Merhaba. Hoş geldiniz. Güzel bir proje. Merhabalar. Neler söylersiniz? Ben önce size bizim informasiya muharebesinde bize büyük desteğinize göre teşekkür ederim. Ve her gün sizin kanalda bu reportajları izlemek oldukça hoştu. Bugün sizin dediğiniz gibi Azerbaycan halkı bir yumruk kimi birleşip. Kimse menevi, kimse maddi mütlak dəstək olmaq istəyir bizim ordumuza, əskərlərimizə. Və bu layihə Asan Gönüllülər Təşkilatının bir layihəsidir, projesidir. Və Asan Xidmət Mərkəzi dövlət xidmətlərinin, özəl xidmətlərin aynı çatı altında vətəndaşlara təqdim olunduğu bir mərkəzlərdir. Və bu mərkəzlərdə də biz hələ 2016-cı ilin Nisan döyüşləri zamanı ilk dəfə bu layihəni başlattıq. Və o zamandan bu yana 100 minə yaxın məktub yazıldı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Askerlere mektup yazıyorsunuz cepheye gidecek. Bəli, bəli. Neler yazacaksınız, neler hissediyorsunuz? Ürəyimizdən keçənləri yazacağıq. Əskərlərimiz üçün dəstək olmaq üçün onlara ürək sözlərimizi yazacağıq. Əlbət ki, yaxşı mənada. Allah onların qollarına qüvvət versin. Allah canlarını sağ eləsin. Bizim uğrumuzda döyüşürlər. Allah peşman eləməsin heç bir əskərimizi. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan əskərləri, Qarabağ Azərbaycandır. Hər biriniz evdə görəyimi və mən də istəyirəm ki, siz sağ salamat evinizə qayıdın. Tanrıdan sizə güc, sizlər diləyirəm. Askerlere çok da büyük moral oluyor bu mektuplar. Halkın ilgisi, desteğini görmek onları çok daha mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İşte Azerbaycan'daki bu milli birlik, beraberliği, desteği, halkın vermiş olduğu, orduya vermiş olduğu desteği size gösterdik, anlattık. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber diyelim. Sözü Gence'den size bırakalım.